İkinci bölüm. Tek partili dönem. 1923'ten 1946'ya. Alt başlıklarımız Cumhuriyet'in ilanı, Halife'nin kaldırılması, Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası, Şeyh Said ayaklanması, çok partili hayata geçiş, seçimler ve reformlar. Atatürk dönemindeki siyasal gelişmeler. Mustafa Kemal Paşa 8 Nisan 1923'te Halk Fırkası'nı kuracağını açıklayarak 9 umde bildirisini yayınlamıştır. 9 umde ulusal egemenliğe bağlılık, saltanatın kaldırılması kararının değiştirilemeyeceği, iç güvenlik ve asayişin sağlanması, mahkemelerin hızlı işlemesi, alınacak ekonomik ve toplumsal önlemler, zorunlu askerlik süresinin kısaltılması, yedek subaylara, malul gazilere, emekli, dul ve yetimlere yardım edilmesi, bürokrasinin düzeltilmesi ve bayındırlık işleri için ortaklıklar kurulmasını içeriyor. 11 Eylül'de parti başkanlığına seçilmiştir. Cumhuriyet'in ilanından sonra Cumhurbaşkanlığına seçilince 19 Kasım'da İsmet İnönü Paşa'yı Halk Fırkası reis vekilliğine atamıştır. Cumhuriyet'in ilanı. Mustafa Kemal Paşa Çankaya'da verdiği yemekte 28 Ekim günü "Yarın Cumhuriyet'i ilan edeceğiz" açıklamasını yaptı. Anayasanın birinci maddesinde yapılan değişiklikle Türkiye Devleti'nin yönetim biçiminin Cumhuriyet olduğu vurgulanmıştır. İkinci madde ise Türkiye Devleti'nin dinin İslam, dilinin ise Türkçe olduğu belirtilmiş. Aynı gün yapılan oylamada 158 milletvekilinin oyu ile Mustafa Kemal Paşa Cumhurbaşkanı seçilmiştir. Halifeliğin kaldırılması. İsmet Paşa halifeliğin iç ve dış politika açısından Türkiye'ye hiçbir yararın olmadığını ve Kurtuluş Savaşı'nda halifelik makamının Anadolu davasını desteklemediğini, hatta aleyhe hareket ettiğini söylemiştir. Şer'iye ve efkaf vekaleti kaldırılıp yerine başbakanlığa bağlı Diyanet İşleri Reisliği ile Vakıflar Umum Müdürlüğü örgütleri kurulmuş, Tevhid-i Tedrisat Kanunu çıkarılarak ülkede eğitim ve öğretim birliğinin sağlanması amaçlanmıştır. Bu yasayla bütün okullar marif vekaletine bağlanarak bütün medreseler kapatılmıştır. Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası'nın kuruluşu. Halk Fırkası içinde bulunan muhalifler 17 Kasım 1924'te Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası'nı kurdular. Kazım Karabekir Paşa ve Ali Fuat Paşa askeri görevlerinden istifa ederek meclise girmesi Mustafa Kemal Paşa tarafından Paşalar Komplosu olarak tanımlanmaktadır. Yeni bir parti kurulacağı açığa çıkınca Halk Park Fırkası başına Cumhuriyet Sözcüğü eklenmiştir. 17 Kasım'da Kazım Karabekir Paşa başkanlığında Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası kuruldu. Parti beyannamesinde demokrasi, liberalizm ve genel özgürlükler kavramına önem verilmiştir. Şeyh Said Ayaklanması ve Takrir-i Sükun Kanunu. 13 Şubat 1925'te Şeyh Said'e bağlı 10 kişi İslam adına bildiri yayınlayarak hükümet kuvvetleriyle çatışmıştır. Aşiretlerin desteğiyle Diyarbakır ve Muş ve Elazığ'ın bazı bölgeleri isyancılar tarafından ele geçirilmiştir. Mustafa Kemal Paşa'nın isteği üzerine Fethi Okar başbakanlıktan istifa etti ve İsmet İnönü başbakan olmuştur. İrtica ve isyanlara karşı Takrir-i Sükun Kanunu çıkartılarak Şark İstiklal Mahkemeleri kuruldu ve idam cezaları uygulanarak muhalif basın kapatılmıştır. Şeyh Said ve adamları 28 Haziran'da ölüm cezasına çarptırılmıştır. Takrir-i Sükun 4 yıl yürürlükte kalmış ve 1929'da kaldırılmıştır. 7 Mart'ta yapılan seçimlerle Şark İstiklal Mahkemeleri üyeleri belirlenmiş ve başkanlığa Mahsar Müfit Bey getirilmiştir. Ayaklanmanın yanında yer aldığı gerekçesiyle 3 Haziran'da kapatılmış, Şark İstiklal Mahkemesi'nin çalışmalarına 1927'de son verilmiştir. İzmir suikastı ve muhalefetin sonu. Cumhurbaşkanının İzmir'e gelişinin bir gün ertelenmesi ve çete üyelerinden Giritli Şevki'nin suikast planını ihbar etmesiyle suikast önlenmiş ve üyeler silahlarıyla ele geçirilmiştir. Hükümet Ankara İstiklal Mahkemesi'ne suikastin sorumlularını yargılamakla görevlendirilmiştir. Ardından darbe girişimini planlandığı düşüncesiyle hakim olan suikast girişimi sonrası tutuklananlar, plan içinde olan çete üyeleri, eski Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası mensupları, eski 2. grup üyeleri ve İttihat Terakki Cemiyeti'nin önde gelenleriydi.
Cumhuriyet Halk Fırkası'nın ikinci kurultayı ve nutuk. 1927 seçimlerinden hemen sonra Cumhuriyet Halk Fırkası'nın ikinci büyük kurultayı toplandı. Kurultayda ilkeleri sistemleştirilen ve bunların değiştirilemeyeceğini belirten Mustafa Kemal'i değişmez başkanlığa getiren nizamname kabul edildi. Laiklik ilkesi ilk kez yer alırken partinin cumhuriyetçi, laik, halkçı ve milliyetçi bir cemiyet olduğu belirtildi. Nutuk'un ilk cildi Mustafa Kemal Paşa'nın 1919'da Samsun'a çıkmasından 1. Meclis'in açılmasına kadar olan döneme, 2. cildi Meclis'in açılışından 1927'ye kadar olan döneme, 3. cildi ilk 2 ciltte yer alan olaylarla ilgili önemli belgeleri içermektedir. Serbest Cumhuriyet Fırkası'nın kuruluşu. Serbest Cumhuriyet Fırkası 12 Ağustos'ta kuruldu. Başkanı Ali Fethi Bey'dir. Yerel seçimlerde halktan büyük alan oy alan Serbest Cumhuriyet Fırkası Mustafa Kemal Paşa ile siyasi bir mücadeleye girmek istemediğini belirterek 17 Kasım 1930'da kendini feshettiğini açıkladı. Türk Ocakları 10 Nisan 1931'de Ankara'da toplanan olağanüstü kongresinde kendini feshedip Cumhuriyet Halk Fırkası'na devredildi. Türk Mason locaları da 1935'te hükümetin isteği üzerine faaliyetlerine son vermiştir. 1936'da Talebe Birliği ve Türk Spor Kurumu Cumhuriyet Halk Fırkası'na bağlandı. 1931 tarihli basın kanunu ile hükümete gazete dergi kapatma yetkisi tanınarak basın yayın hayatı da tek sesli hale getirildi. Türkiye Büyük Millet Meclisi 1933 üniversite reformu ile çok sayıda öğretim üyesinin işine son vermiştir. 1935'te toplanan CHP'nin 4. bir kurultayında parti kendi bağrından doğan hükümet örgütü ile kendi örgütünü birbirini tamamlayan bir birlik tanır şeklinde hükümle parti devlet bütünleşmesi adına büyük adımlar attı. 1937'de yapılan anayasa değişikliğiyle 6 ok tanınmıştır. Atatürk'le anlaşmazlığa düşen İnönü yerine Celal Bayar getirilmiştir. Atatürk'ün vefatından sonra İnönü Cumhurbaşkanı seçilmiştir. İnönü dönemi ve çok partili siyasal hayata geçiş. İnönü Cumhurbaşkanlığında başbakanlık görevini sırasıyla Celal Bayar, Refik Saydam ve Şükrü Saraçoğlu yürütmüştür. 1939'da Hatay Türkiye'ye katılmış, 1940'ta köy enstitüleri kurulmuş. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Türkiye, Almanya ve Japonya'ya 1945'te savaş ilan etmiş. Sovyetler Birliği saldırmazlık anlaşmasını devam ettiremeyeceğini ve Montreux Sözleşmesi'nin tekrar imzalanmasını istemiştir. 1950'de iktidarın Demokrat Parti'ye geçmesiyle bir dönem kapanmıştır. CHP içindeki muhalefet çiftçiyi topraklandırma kanunu ile ilgili meclis görüşmeleri sırasında açığa çıkmış ve Demokrat Parti kurulmuştur. Dörtlü takrirle Bayar, Menderes, Köprülü ve Koraltan Demokrat Parti'yi kurmuştur. Genel seçimlerde Demokrat Parti yeterli sayıda milletvekili adayı gösteremediğinden 21 Temmuz 1946'da CHP 465 milletvekilliğinden 395'ini alarak seçim zaferini kazanmıştır. Seçim sonuçlarından sonra Demokrat Parti seçimde baskı ve hile yapıldığını ileri sürdü ve bunun üzerine 1946 seçimi literatüre Türkiye'nin siyasal tarihindeki en şaibeli seçim olarak geçmiştir. Seçimler ve reformlar 1935'ten başlayarak kadınlara seçilme hakkı tanınmıştır. 1922'de saltanat kaldırılmış, 1923'te cumhuriyet ilan edilmiş, 24'te halifelik kaldırılmış, 28'de devlet dininin İslam olduğu hükmü anayasadan çıkarılmış, 37'de laiklik bir ilke olarak anayasaya girmiştir. 1925'te şapka kanunu çıkarılmış, yine 25'te tekke ve zaviye türbeler kapatılmış, 32'den itibaren ezan ve Kur'an Türkçe okunmuş, 50'de Demokrat Parti'nin iktidarında bu yasak kaldırılmış, 1934'te soyadı kanuna yürürlüğe girmiş, 25'te saat ve takvim, 28'de ise rakamlar ve harfler değiştirilmiştir. 1 Ocak 1929'dan itibaren yeni alfabeye geçilmiş, 31'de ölçüler kanunu çıkarılmış, 33 bu kanun 33'te yürürlüğe girmiştir. 1924'te tevhid-i tedrisat kanunu çıkarılmış, medeni kanun, borçlar kanunu, Türk ticaret kanunlarında köklü değişiklikler yapılmıştır. Teşekkürler.